Arkadaşlar, bugün PSY'nin ilk bölümünü çekeceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum, bilmeyenler için söyleyeyim. Söğüt Ağacı yazarı ve Aydan Doğan'ın yazarı Jester yazıyor hikayeyi. Hikayede 4 tane istatistik var. Bunlar ikişerli ayrılıyor. Dürtü veya kontrol, ikisinden birini seçmeniz gerekiyor. Dürtü de hayata daha fazla ruhsal açıdan bakıyorsunuz. Kontrolde hayatta maddi yönlere daha fazla değer veriyorsunuz. Diğer ikili de biçim ve vektör. Biçimde nesneleri deforme etmesine ve sarmasına izin verir deniliyor. Vektörde nesneleri düz bir çizgide hareket ettirmesine izin verin. Örneğin onları çekin, itin veya kaldırın diyor. Dürtü ve kontrolü anladım ama biçim ve vektörü anlamadım. Çok da umurumda değil yani. Birini seçip gideceğim sonuçta. Dürtü ve kontrolden maddi yönler mi, ruhsal mı desem kontrol açısından gideceğim büyük ihtimal. Feragatname. Bu hikaye argo, sigara ile alkol kullanımı ve fiziksel şiddet sahnelerini içerip hiçbir şekilde buna teşvik etmemektedir. Okurken lütfen dikkatli olunuz. Tüm karakterler kurgusaldır. Eylemleri, sosyal bakış açıları kabul edilemez olabilir ve yazarların görüşlerini yansıtmayabilir. Mevcut içerik sadece eğlence amacıyla üretilmiştir. Bu arada metinlerin şekline ve renklerine bayıldım. Birinci varsayım. Tanrı, doğaya ve antik çağın tüm kütlerine yansıyan tek bir ruhtur. Lucien Abel. Bu feci sonuçlara yol açan şey tam olarak buydu. Genetik alanındaki araştırmalar ve çalışmaların üzerindeki kontrol eksikliği. Burası kan damarı mıydı? Bölüm 1. Bizden olmayanlar. Kız etrafına baktı. Sırf can sıkıntısından aynadaki yansımasını inceledi. Vücut tipini seç. Daha çok atletik, daha az atletik. Şimdi bunu değiştirme şansımız var mı? Daha çok atletiği seçsem. Oo, kas yığını olduk. Kuzey tipi, doğu tipi, güney tipi, batı tipi. Ay, batı tipi kötüymüş. Kuzey tipini seçeceğim. Dağınık siyah, saçma. Dağınık siyah mı yani bu şimdi? Sarı, dağınık kumral, dağınık sarışın, dağınık küllü, dağınık kızıl. Aa, bunlar hatalı. Birer sıra kaymışlar saçlar. Kendimi şu an RC'nin bir hatasını bulduğum için çok şey hissediyorum. Görünüşü değiştir. Devam et. Devam edelim ya. Biri diğer taraftan onu izlediyse de kız bunu hissetmedi. Empatik değildi ya. Ama zemine sıkıca monte edilmiş masa ve sandalyeler, işte bu tam da onu tanımlardı, onun gibileri. Soğuktu. Kız sweatshirt giydi ve bekledi. Sorgu odasının kapısı açıldı. İçeri gelen kişinin korkmadığı belliydi. Karşıya oturdu. Masaya bir dosya koydu. Matmazel Lurid. Benim. Bunu biliyorsunuz Monsieur Polis. Neden soruyorsunuz? Kızın ses tonunu aldırmayan adam dedi ki: Adım Hem Bernard. Ama siz bana Monsieur Sorgulayıcı olarak hitap etmelisiniz. Tamamdır. İlk kez sorguya çekiliyorum da. Her şeyin bir ilki vardır. Kız bu klişeyi duyunca yüzünü buruşturdu. Saygı göstermeye bile tenezzül etmedi. Bu arada kızın adı Lou ve sanırım ismi değişmiyor. Mesela ben de ilk defa telekinetik bir psiyoniyi sorguluyorum. Lou gözlerinin içine bakarak düşündü. Buna şaşmamalı. Bizimle başkaları ilgileniyor. Sıradan bir sarhoş kavgası ya da başka bir saçmalık olsaydı o zaman evet polis ilgilenirdi. Ama sorgulayıcılar böyle işlere bulaşmaz. Bernard beyazlamaya başlayan sakalını kaşıdı ve bir teklifte bulundu. Konuşalım mı? Lou sessiz kaldı. Sigara. Bir seçim yapmanız gerekiyor. Akıllıca seçin. Her karar hikayeyi bir şekilde etkiler. Sigara içmem. Teşekkürler. Sigara içmeyelim ya. Sağlığınıza dikkat mi ediyorsunuz? Kokusunu sevmiyorum. Kahve. Hayır, teşekkürler. İsterseniz söyleyin. Umarım samimi bir sohbetimiz olur.
Serbest bırakılan eller ve muhatabın gülümsemesi muhtemelen kızı samimi bir sohbet için teşvik etmeliydi. Ancak kız önünde kimin olduğunu hatırlıyordu. Başlayalım mı? Hiçbir şey kaybetmeyecekti. Her şey tavanın altındaki kameralar tarafından kaydediliyordu. 2 numaralı yatılı okulda okudunuz. Dosyama bakın. Aynı okuldan mezun oldunuz. Yine zaten bildiğinizi soruyorsunuz. Kız arkasına yaslandı. Saatlik mi ücret alıyorsunuz? Bu arada ben MC'yi değişik ve boş buldum. Diğer ana karakterlere benzemiyor ama güzel bir aurası var. Değişik. Sadece sorularımı cevaplayın. Yatılı okula nasıl girdiniz? Lou sıkılmış gibi yapıp yanıtladı. Standart. Aile sorunu, üvey baba ile. Yüksek duygusal uyarılma içindeyken bilinçsizce ona komedim fırlattım. Oha, orta ağırlıkta bir yaralanma meydana geldi. Bir kırık. Kaç yaşındaydınız? 13. Bir an kaç yaşındaydınız deyince şu anı soruyor sandım. 13 deyince diyorum nasıl 13 yaşındayız? Çok küçük, ay çok büyük duruyoruz. Ellerimle kaldıramazdım. Ondan önce pise güçleriz hiç ortaya çıktı mı? Hayır, ya da ben fark etmedim. Kız yan kameraya baktı. Başkaları birinin çocukluklarını sorguladığı için rahatsız olurdu. Ama onun gibiler böyle bir şeye çabucak alışmak zorunda kalırlar. Hemen yatılı okula mı gönderildiniz? Hayır. Mutlu oldunuz mu gücünüzü onu kullanma fırsatına? Lou başını sallayarak yalan söyledi. Hatırlamıyorum. Mümkün olduğu kadar sakin bir şekilde sordu. Monsieur sorgulayıcı, buraya nostalji yapmak için mi getirildim? Asıl nedene daha geleceğiz. Han Bernard. Bernard. Niye ilk isim falan olunca daha değişik okuyasım geliyor soy isimleri. Han Bernard dosyasına baktı, belgeleri yokladı. Yatılı okuldaki sosyal grubunuzla iletişim kuruyor musunuz? 2 gün önce. Lou banyodan çıktı. Pencerenin dışında hava yeni kararıyordu. Buluşmaya daha zaman vardı. Çekmeceyi açtı. Kıyafetleri çıkardı. Oha! Elmas karşılığında kıyafet aldığınızda hediye olarak ücretsiz bir kıyafet daha kazanıyormuşuz. İstisnai durumda bilgilendirilirsiniz diyor. Şeffaf ceket. Oo, çok güzel. Örme hırka. Örme hırka 45 elmas. Örgü kazak. Ya şu an o kadar çok bunu almak istiyorum ki. Bunu mu alsam öbürünü mü alsam? Arkadaşlar kıyafet seçiminde sanırım bir etkisi yok. O yüzden bunu alacağım. Işıl ışıl her yer. Dağınık topu siyah. Ay bu çok güzel. Ama bunlar niye reklamla alınıyor ya? Reklamla almak istemiyorum ki ben. Reklam izlemek istemiyorum. O zaman şu sarışını alalım. Reklam izlemeden ancak bunu alabilirim. Şu an sanırım ücretsiz kıyafet gardırobumuza eklendi. Bakalım ne eklenmiş. Bunu zaten görmüştük. Bu da vardı az önce üzerimizde. Bu. Aa, en ucuzunu koymuşlar. Kulaklıkları alan kız motoruna baktı. Dolaba ücretsiz bir kıyafet eklendi. Dolaşırım. Bara git, başka bir parça seç. İlk parça kalsın. Bu ne? Oyun havası gibi çalıyor. Şunu çalalım. Bara gidelim. Evi karınca yuvasının kenarındaydı. Burada temiz insanlar yaşamıyordu. Sadece genetik olarak dengesiz olanlar. Yerlilerin çoğu ya çoktan uyuyordu ya da ekranlara bakıyordu. Ancak geceleri sokaklar boş değildi. Başka bir hayat başlıyordu. Çeteler, fahişeler, keşler ve pisyonikler.
Gündüz de ortaya çıkabilirlerdi ama onlar günün karanlık zamanını tercih ederlerdi. Her birinin kendi nedeni vardı. Neon ışığıyla dağılmayan yoğun gölgede küçük yaştaki piçler takılıyordu. Lou adımlarını hızlandırdı. Korkudan değil, sadece bulaşmak istemiyordu. Köşeyi dönen kız merkezin ışıklarını gördü, uzakta. En normal ve gerçek insanlar, temiz olanlar orada yaşıyordu. Gerçek para da oradaydı. Bir gün Lou o paraları kazanacaktı. Yeni motor, ev parası, evi döşemek, öf. Bir gün mutlaka. Bir planı vardı, sadece biraz şans lazımdı. Yeni bir dönüş ve ileride late pass tabelası göründü. Boş masa tabii ki vardı. Her şeyden önce Plate Pass bölgedeki tek iyi bar değildi. İkincisi, karınca yuvasındaki psiyoniklerin yanı sıra çok az insan iyi bir bar karşılayabilirdi. Son olarak birçok psiyonikler gece çalışmayı tercih ederdi. Kızı fark edince elini sallayan Jonas da onlara dahildi. Yanına yaklaşan bir sınıf arkadaşının homurdanmasını duydu. Dogan. Ay, nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum da bir ara daldım sayıyorum iyice. Sanki Dracula'da da geçen bir isimdi. Dogan, neden böyle bir zamanda toplanıyoruz? En kaşındığım saat. Gündüz içki içmek terbiyesizliktir. Selam Lu. Oturdu. Merhaba, içiyoruz. Neyin şerefine? Prim aldım. Dogan herkesten büyüktü. Yatılı okuldan ilk o mezun olmuştu. Bu yüzden uzun süredir çalışıyordu. Psi yeteneklerinin 5. aşamasından 4. aşamasına geçerek kurtarma ekibinde iyi bir pozisyon edinmişti. Lou gibi Dogan da telekinetikti. Ne primiymiş bu? Sarhoş bir velet arabasıyla direğe çarptı. Kanıyor, sararıyor ama çıkamıyor. Araba ezilmiş. Her zamanki gibi bastım. Telekinezi olmasaydı uzun süre uğraşırlardı. Kısacası teşekkür mektubu yazıp para verdiler. Çocuk basit biri değil galiba. Bir müfettişin oğlu. Jonas yüzünü buruşturdu. Ve ona hiçbir şey olmayacak. Birlik kilisesi herkese yaşamayı öğretiyor ama kendileri ne pislikler değil mi? Niye başlıyorsun şimdi? Ya öyle değil. Yeter. Bazı seçenekler Lou'nun karakterini değiştirir. Bazıları hisse artırır. O zaman kız yaşamın ruhsal algısına dayanır. Diğerleri kontrolü artırır. O zaman kız maddi yönlere daha fazla önem verir. Ne tür bir karakter görmek istediğini düşün. Normalde ruhu seçerdim ama işte dediğim gibi burada kontrolü seçeceğim. Jonas, negatif olma. İş bu. Topa çeneni bırak. Farklı şekilde nasıl para kazanılır? Bunu mu anlatacaktın? Yoksa prim almamayı mı öneriyorsun? Hayır. Uzlaşırcasına ellerini kaldırdı. Geçtik mi? Dogan şişenin kapağını açtı. İçindeki sıvıyı 3 bardağı boşalttı, sırıttı. Kendi de her türlü ucubeyi tedavi ediyor. İçtiler, Lou Jonas'a baktı. Jonas öksürdü, suya uzandı. Doktorlar hakkında kim ne derse desin o içki içmeyi bilmezdi. Ancak Jonas henüz diploma almamıştı. Bu nedenle hala şansı vardı. Yerel bir hastanede hemşire olarak çalışırken aynı zamanda tıp eğitimi alıyordu. Psi yeteneklerini sadece ekstrem durumlarda hastaları tedavi etmek için kullanırdı. Aksi takdirde kimseye yetmezdi. Telefonum da bu bölümleri çekerken aşırı ısınıyor. Hem derinlikle hem çek. Ama Jonas'ın şimdiden birkaç yara izi vardı. Şifacıların işi zordu. Merkeze davet edilmiştim. Gitseydim belki o zaman bu bakış açısından kurtulurdum. Bensiz yeterince doktor var. Kiliseciye ise ancak beni zorlarlarsa yardım ederim. Ne kadar açgözlü bir doktor çıktım. Lanet olsun, gideyim mi? Tamam, pardon. Jonas'ın bahsettiği en çok kaşındığı saat günün karanlık dilimine boşa denk gelmiyordu. Geceleri hastaneye yardım için çeşitli asasyal unsurlar gelirdi. Bıçaklı ve bazen ateşli silah yarası olan hastalar polise haber uçurmadan yama yapabilen birine değer veriyordu. Zaman zaman bir pislik tarafından dövülen ruhsatsız sokak fahişeleri Jonas'a kendi yöntemleriyle ödeme yapardı. Ancak Lou asla ayrıntıları sormazdı, onu ilgilendirmezdi. Sadece hastane personelinin onu gece vardiyalarına çıkmaya istekli olduğu için takdir ettiğini biliyordu.
ve arkadaşına karşı anlayışlıydı. Şifacılar psil uğruna daha büyük bedel ödemek zorundaydılar. Hastaları tedavi ederken onların yaralarının veya hastalığının bir kısmını kendilerine alırlardı. Tekrar edelim mi? Sorma bile. Dugan biraz önce kavga etmeyeceklermiş gibi tekrar bardakları doldurdu. Ay canına, diğerlerini beklemeyeceğiz mi? Kardeşim ve Tom bugün yalnızlar. Yatılıp psiyonik okullarda öğrencileri topluma kazandırmak için sosyal gruplar oluşturuldu. Lou'nun grubunda Jonas hariç iki kişi daha vardı. Yakın zamanda şifacının kız kardeşiyle aşk yaşamaya başlayan Tom sadece dengesiz olan bir çocuktu. Ve Tina grubun en küçüğü. Küçük gelmek istedi mi? He kız. Küsüyor bir de. Bu tür bahlerde takılması için büyümesi lazım. Bir şey mi dedik? Pisi. Tina da kendini çok erken gösterdi. Ve ailesi kızı uzmanlara teslim etmek için hemen harekete geçti. Kız yatılı okulda gereğinden fazla kalmak istemedi. Grubuyla beraber mezun oldu. Yaşı topluma hizmet etmesi için henüz çok küçük olduğu için Tina ailesiyle arasını düzeltmeye çalışıyordu. İyi bir çocukmuş gibi davranıyor ve ebeveynlerinin ona karşı bir şeyler hissettiğini düşünmek istiyor herhalde. Sevgi falan. Pek başarılı olamıyor ama. Onun bu konularda çok az bilgisi vardı. Tina'nın ise onun dışında arkadaşı yoktu. Dün yine gece bende kaldı. Son günlerde küçük psiyonik kız sosyal grubuna ve Dugan'a yakın olmak için çaba gösteriyordu. Küçüğün anne babası tabii. Kızın iyi para kazanacağını düşünmeselerdi muhtemelen onu tekrar bok kabul ederlerdi. Şifacı ceplerini yokladı. Dugan'a baktı. Sigara var mı? Hafif ama. Olsun, ben hastanede unutmuşum. Dugan arkadaşına bir paket modifiye sigara uzattı. Arkadaşlarının sözlerinden kız bu tür sigaradan çıkan dumanın neredeyse tatlı olduğunu biliyordu. Neyse ki ucuzdu. Düzenli sigara içmek iyi bir işi olan psiyonik Dugan'a bile pahalı geliyordu. Lou yüzünü buruşturdu. Dumandan değil, para düşüncesi canını sıkmıştı. Motorunun yeni bir aküye ihtiyacı vardı. Lastikler iyice aşınmıştı. Bu finansal zorlukların ise tek bir çözümü vardı kıza göre. Onlara söylemeliyim. Oh, Jonas şimdi nasıl da bağıracak. Bir şey yiyecek misiniz Lou? Bilmiyorum ama açım. Kendim düşün, ben aç değilim. Paran olduğundan emin misin? Param var canım. Çocuğun babası cömert çıktı. O zaman cips doğal olandan. Olur. Bu kadar mı? Şimdilik evet. Dugan elini kaldırıp garsonun dikkatini çekti. Yani iletişim halinde misiniz? Diğer psiyoniklere karşı nasıl davranıyorsunuz? Arada bir hikayede bir yol ayrımı yaşanır. Kahramanın alacağı yol hangi puandan daha çok biriktirdiğine bağlıdır. His veya kontrol. Hepsine mi? Duruma göre. Sorgulayıcı tekrar sordu. Detay verirsek. Normal olanlar var. Gerizekalılar var. Hiç bu kadar açık sözde MC de görmemiştim. Temiz olanlara karşı yaklaşımınızı tek kelimeyle tanımlayın. İnsanlar. Dengesizlere karşı insanlar. Peki, yardım birliğine katılma kararınız hakkında konuşalım. Kaşlarını çatarak derin bir nefes aldı. Tam olarak neyi merak ediyorsunuz? Geliyorum şimdi. Jonas ayağa kalktı, sallandı, masaya tutundu. Hay senin. Sakin ol, iyiyim. Şifacı bir kızın yalnız başına oturduğu bara yürüdü. Dugan gülerek arkasından bağırdı. Devirir seni. Jonas arkasını dönmeden arkadaşına orta parmağını gösterdi. Dugan Lou'ya baktı. Sen nasılsın? Nasılsın derken? Tayin aldın mı? Evet, Batı'daki taş ocağına reddettim. Para az, iş zor. Oranı beğenmedim. Belki bir yerimiz vardır. Öğreneyim mi? İyi olur ya. Bu olayı çok uzatırsan zorla şöyle bir deliğe gönderirler. Avuçlarının omuzu genişliğinde açtı. Görünüşe göre kız tarafından ustaca uzaklaştırılan Jonas geri döndü. Koyar mısın? Lou işsiz. Doğru. Yaşasın asosyal hayat. Telekineziyle yoldan geçenlerden bile para koparırsın. Seni hapse atarlar tabii ama kimseye yolu kurdurmak zorunda kalmazsın ve ruhun özgür kalır. Komik değil, tayini ihmal etmiş. Ben gülmüyorum zaten. Lou, neden oyalanıyorsun?
Ya ben aslında kararımı verdim. Neymiş? Yardım birliğini deneyeceğim. Bir şey değil mi? Bizim ana karakterimiz gerçekten çok güzel ya. Bu saç rengi, bu saç. İnfluencerlara benziyor kız. Jones cevap verdi. Nefes verdi. Anana. Vay canına. Oha ne kadar küfürlü bir hikaye bu. Kafayı mı yedin? Lou'nun beklediği tepki buydu zaten. Engizisyon piçlerine mi hizmet edeceksin? Jonas kes şunu. Duyan biri olur. Kiliseyle alakalı her şeye karşı tutumunu zaten gizleyemeyen şifacı alkol yüzünden gaza gelip konuştu. Umurumda değil. Lou cinayet emri verebiliyorlarmış. Birliğin yaptığı tek iş bu değil. Yani sadece bu değil. İlk başta basit gibi görünüyor. Küçük piçleri yakalamak filan. Ama bir gün uyuşturucu bağımlısının teki ateş etmeye başlar. O zaman başka türlü cevap vermen gerekir. Jonas. Ne öyle değil mi? Tecrübe kazanır ve er ya da geç kendi gibi birini öldürür. Birlik engizizasyonun emrinde. Engizizasyon psiyonikleri yakalıyor. Kız açıkladı. Suçlulara. Şu an karnından mı bahsediyorsun Lou? Bize temizlerle beraber kimsenin empoze ettiği. Bizi küçümsüyor ve bizden korkuyorlar. Yoksa dengesizleri insan yerine koymayan karnından mı bahsediyorsun? Ancak onları da kıskanıyor ve onlardan korkuyorlar. Bırak ya onlar azınlık. Azınlık bunu gizlemiyor zaten. Peki kardeşim? Konuyu saptırmadı ben. Evet istisnalar var. Dengesizler arasında daha çok hatta. Bir de küçüğün ödevinleri gibi insanlar var. Ama konu bu bile değil. İngilizisyon istenmeyenleri yakalıyor veya onları öldürüyor ya da nereye gönderdiklerini biliyor musun? Bize Öjeni programlarından, organ araştırmalarından falan mı bahsedeceksin? Doktorlar arasında çeşitli şeyler konuşuluyor. Parayı da bana doktorlar mı verecek? Nereden biliyorlar? Bunlar hep dedikodu. Dürtü mü? Dürtü aldım. Ama rehberden bakmıştım. Sanırım seçenekler yanlış olmuş. Onlar sana hastanede ilk çalışmaya başladığında morgda canlanan ceseti de anlatmışlardı. Canlanan ceset bilime aykırıdır. Ama gizli deneyler gerçektir. Komplo teorileri, bunlar hep komplo teorileri. Laboratuvarlar bize yiyecek ve ilaç sağlıyor. Ama senin fikrinle ilgili benim de şüphelerim var Lou. Birlik tehlikeli bir iştir. Orada bazen pisi güçlerini ciddi anlamda kullanman gerekecek. Canını okurlar. Dugan dedikoduları tekrar ediyorsun. Kimin canını okumuşlar? Topal Kerem'in. Kerem mi? Bir yanık yüzünden kör olmuş. Pirokinetik. Aptalmış. Bu yüzden ünlü olmuş. O kimyasal bir yanıkmış. Fabrika yanarken bir çeşit pislik içeren varil patlamış. Jonas pisi gözleri tedavi edebilir mi? Teyit edilmiş herhangi bir vaka duymadım. Gerçi faydası yok. Çok fazla zorlarsan körlüğe kadar yolun var gerçekten. Normal bir para elde etmek için her yerde aşırı zorlaman gerekir. Jonas hoşnutsuzlukla başka tarafa baktı. Lou yüzünü buruşturdu. Ya her şeyi anlıyorum ama paraya ihtiyacım var. Ne için? Yeni tekerlekler için mi? Ne kadar? Ben yardım edeyim. Anneme de yardım eder misin? Ne zamana kadar sponsorluk yapabileceksin? Şöyle ki, ben normal bir hayat yaşamak istiyorum. Merkezdeki insanlar gibi. Her gün yemek için para biriktirmek istemiyorum. Çok mu tuhaf? Engizisyen kelimesinin nereden geldiğini sana hatırlatayım mı? Hatırlat, hatırlıyorum. Hatırlat diyelim de bize anlatsın. Latinceden soruşturma, arama anlamına gelir. Orta çağda Katoliklerin böyle bir organizasyonu varmış. Kilisenin onaylamadığı kişileri yakalamak için mantığını çözdün mü? Onaylamadığı kişiler, onlar gibi düşünmeyenlerdi işte. Bu uzun zaman önceydi. İnsanlar artık farklı. Sadece genetik olarak ve sadece bazıları. Abartıyorsun. Daha önce psiyonikler ortaya yeni çıktığında gerçekten öldürülüyorlardı ve bunu durduran kilise oldu asıl. Bizim topluma hizmet etmemizi talep ediyor. Bu fikre karşı olanların üzerine engizizasyonu salıyor. Sığır gibi damgalanıyoruz. Kız istemeden sağ bileğindeki dövmeye dokundu. Küçük, pisi harfi. Jonas, Dugan ve pisi güçlerine sahip olan diğer herkesinki gibi.
Eşitlere bunu yapamazlar ama. Temiz onlar için biz sadece hizmetçiyiz. Temiz olanlar için biz sadece hizmetçiyiz Lou. Bu zorunlu bir önlem. Evet tatsız ama gerekli. Silah ruhsatı gibi. Hizmet ise kilisenin tarzında tanımlanan şıtfatlı bir laftan başka bir şey değil. Benim yoksa kendinizi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Bir de bitki değişimi. Genetik fırtına hakkında da bir sunum yapın isterseniz. Şunu da ekleyin. New Paris ancak kült, inanç ve bilim birliği sayesinde var oluyor. Gezegendeki son insanlar biziz filan. Bütün bunları yatılı okuldaki derslerden hatırlıyorum ve tarihte bazılarından daha iyiydim. O halde şunu da biliyorsundur. Kilisenin etkisinin artmasıyla düzen ve güvenlik güçleniyor. Yeni gıda fabrikaları kurulmuş, tahıl tarlaları ekilmiş. Engizisyan'daki adamlar polisten bile daha dürüst ve düzgün. Fanatik. Tekrar edeceğim. Jonas'a katılmıyorum. Yardım birliği hizmeti iyidir. Sadece tehlikeli. Tekrar düşündüm. Seni öldürürlerse. Kız başını salladı. Ananızı. Teşekkürler. Çok güzel destek oldunuz. İkisi de onun arkadaşıydı. Arada bir kızın moralini bozmaları çok normaldi. Lou, sen 5. seviye pisliğe sahipsin. Birlikte 4. seviyeye iyi para veriyorlarmış. Sınırdaymışım. Araştırdım. Adaylar orada test ediliyormuş. Bedava. Peki 4.'yi onaylamak mı istiyorsun? Ne zaman? Yarın. Telefonunu çıkardı. Saate baktı. Kalktı. Artık bugün. Kızdın mı? Daha neler. Erken kalkmalıyım sadece. Lou kendine kızıyordu asıl. Şifadine kesin olarak yanıldığını söylemek zordu. En azından işteki olası pislik konusunda. Bu sebeple kız daha da çok kızıyordu. Kişisel dosyasında yatılı okul öğretmenlerinin sadakat sütununda üst seviye yazdıkları Dugan gibi düşünmeye çalıştı. Ancak asıl sorun da buydu. Onun gibi düşünemiyordu. Sadece çalışıyordu. Ay o metni hızlı geçtim. Telefonumu şarja takıyordum da. Kız çıkışa yürüdü. Dugan ona seslendi. Lou. Ne? Eğer gidersen teste bol şans. Hey ne ya? Jones kadehini ona doğru kaldırdı. Bu arkada dans edenler hayal gibi. Hayal de değil de. Şey mi yani, gerçek değil mi? Doğru kelimeyi bulamadım. Bu hikayenin alanıyla pek ilgili değilim de. Tekrar arkasını dönen kız tanımadığı bir adama çarptı. Adam elindeki sandviçi düşürdü. Peynir ve marul bir sandalyeye düştü. Ekmek yere uçtu. Afiyet olsun. Lou hoşnutsuzlukla mırıldandı. Masada yeseydin, ayak altında dolaşmasaydın. Affedersiniz demek istediniz herhalde. Kızmaya başlasaydı kız sessizce giderdi ama adam gülümsedi sadece. Affedersiniz. Ayaklarına baktı. Lanet olsun, ekmek doğalmış. Cebinde ne kadar para kaldığını hatırladı. Teklif etti. Ben ödeyeceğim. Yok artık. Gerek yok. Ve uzaklaştı. Gece harika bitti. Lou arkadaşlarına yalan söylemedi. Sabah erken kalkacaktı. Ancak eve gitmek istemiyordu. Jones ve Dugan'ın yanına da dönemezdi. Gitmeden önce en azından bir içki daha içeceğine karar verdi. Bara yaklaşıp parlak etiketli ucuz bir içki sipariş etti. Barmen kızın önüne bir şişe ve bir bardak koydu. Kız içmeden önce düşündü. Psiyoniklerin son çok seçeneği yoktu. Birinci ve en nadir seçenek sıradan bir dengesiz yetenek, dengesiz genetik gibi yaşamak yeteneklerini gizlemekti. Lou için artık çok geçti, kaydı yapılmıştı. İkinci seçenek en popüler olanıydı. Onun durumunda bu teknoloji için ulaşılması zor bazı yerlerde çalışmak veya ince ve aynı zamanda hızlı telekinezi gerektiren görevleri yerine getirmekte. Bir an dilim döndü. Dugan gibi mesela. Parası muhtemelen bir motor tamiri için yeter. Yenisini alamazsın ama ev ve doğal gıdayı da. Üçüncü seçenek suçlulara karışmaktı. Ama Jonas gibi şifacı olmadığı için o ince dengeyi tutturamazdı. Orada beni kesin öldürürler işte. Ya rakipler, ya polis, ya da İngilizasyon.
geriye yardım birliği kalıyordu. Doğrudan İngilizasyona bağlı bir kilise departmanı. Ancak bu departman New Paris yetkilileri tarafından herhangi bir zor durumda kullanılırdı. Karınca yuvasında polis desteği. Maden kasabasındaki tıbbi kontrol noktalarının çalışmalarını denetleyen merkez yetkililerin koruması, sabotajın önlenmesi, gösterilerin dağıtılması, bu seçenek iyi bir yaşama tekbil etti. Doğrudan İngilizasyoncularla çalışırsan daha iyi olurdu. John Saklı, bir gün suçunu bilmediğin birinin tutuklanmasına katılmak zorunda kalacaksın. Belki onaylamadıkları birinin. Veya bir psiyoniki öldürmek zorunda kalacaksın. Yatılı okul mezunları arasında farklı tipler vardı. Magandalar ve hırsızlar da. Lou diğer insanlardan bu anlamda farklı olduklarını düşünmüyordu. Aynı zamanda İngilizasyon sadece düşmanca bağlılıkları olan psiyoniklerle değil, aynı zamanda psiyoniklere karşı işlenen ciddi suçlarla da ilgileniyordu. Kilisenin tüm güvenliği ve programlarının uygulanması yargı yetkisine giriyordu. Genetik güvenlik olmasa insanların geleceği yok olurdu. Ayrıca özel durumlarda İngilizasyon polisin yerini alırdı. Bu da çoğu zaman çatışmalara ve sorunlara neden olurdu. Seçim sancıları mı? Lu döndü. Yanında onun aç bıraktığı adam duruyordu. Anlamadım. Affedersin. Çarpıştığımızda genel ruh halini okumuş oldum. Çok gerginsin. Bazen istemsizce okuyabiliyorum işte. Empatiksin yani. Adım Kay. Kay, Kay. Nasıl okuyacağım ya? Kay diye okuyayım bari. Kay çok garip kaçıyor. Lu. Seni daha önce burada görmedim. Başka ne okudun? Hiçbir şey. İyi olmuş. Senin için yani. Kendine bir içki daha koydu. Psiyonik kıkırdadı. Akşam iyi geçmedi mi? Şu an beni mi okuyorsun? Dokunmadan nasıl okurum ki? Tabii ki hayır. Lou K'ye baktı. Empatiklerle daha önce konuşmadım. Detayları hatırlamıyorum. Adam Lou'nun sağ bileğine baktı. Anladım. Yeni mi mezun oldun? Kız onayla başını salladı. Adam önünde duran alkole baktı. Bunu içmen gerektiğine emin misin? Pek iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. İyi içkiyi tercih ettiğimi kim söyledi? Lou bardağını boşalttı. Hala yarısından fazlası olan şişeyi aldı. Kapağını kapattı. Eve gitmem gerek. Yoksa gerçekten de Jonas ve Dugan'a kızmış gibi görünürüm. Kay kıza baktı. Bir şeyler düşündü. Sonra sordu. Geçireyim mi? Kızın morali berbattı. O yüzden dengeye ihtiyacı vardı. Uygun bir sağlık durumu ve olan dışı eylemleri. Olur, hayır. Bir dakika. Barmen bundan iki tane daha lütfen. Paket olsun. İki taze sandviç alan Kay dedi ki, götür. Lou arkadaşların dikkatini çekmemeye çalışarak sessizce çıkışa yöneldi. Başı biraz dönüyordu. Temiz hava ona iyi geldi. Ama ruh hali hala aynıydı. Birkaç adım sonra empatik sokağa bakarak sordu. Plate pasa sık sık gelir misin? Bazen. Hep böyle midir? Nasıl? Boş. Sence? Sanmıyorum. Lou cevap vermeden kıkırdadı. Hangi pisi? Telekinezi. Etkileyici. Şimdilik değil. Sen ne yapabiliyorsun? Bir şeyler işte. Yürü. Kay motoru gösterdi. Her seferinde sokaktan içeri mi sürüklüyorsun? Evet, yoksa sabaha kadar hallederler. Bu bölge öyle. Neyse ki konut büyük. Adam etrafına baktı. Rahatmış. Böyle bir eve sahip olmak için para lazım. Sen ise yeni mezun olmuşsun. İyi bir iş mi buldun? İstemiyorsan cevap verme. Soru çok kişisel. Sorun yok. Mutfak bölümünün dolabında aynı olmayan iki kadeh çıkardı. Bu neydi ya? Miras aldım. Sarhoşları evime çağırıp öldürüyorum. Karlı iş. Zamansızca vefat eden bir akrabamdan. İşte şimdi güzel bir hayat yaşamayı öğreniyorum. Lou kadehleri doldurdu. Birini misafire uzattı. Onu analım mı? Kay sıvıyı şüpheyle kokladı. Eşlik et işte. Tek başıma içmek istemiyorum. Empatik paketi açtı. En azından şunu ye. Çekinme artık. Otur. Kız kutuları işaret etti.
Kendisi yatağa oturdu. Paletlerin üzerinde uyuyorsun. Sorun mu var? Hayır, sadece değişik. Bir parça sandviç ısırıp çiğnedi. İçkiden bir yudum aldı. Yüzünü buruşturmadı ve tadı hakkında yorum yapmadı. Dirseklerinin üzerinde geriye yaslanan Lou tavana baktı. Başı yine dönmeye başladı. Sessizlik oluştu. Sonra kızı inceleyen Kay son derece sakin bir ses tonuyla sordu. Tanımadığım birini evine getirmekten korkmuyor musun? Lou adamın gözlerinin içine baktı. Tanımadığım birinin evine girmekten korkmuyor musun? Adam neşeyle gözlerini kısarak güldü. Ucuz alkol etkisini güçlendiren kimyayı içeriyordu belli ki. Tembelce plate pass hakkında konuşan Lou, birisiyle en son ne zaman olduğunu hatırlamaya çalıştı. Kay'i beğenip beğenmediğini düşündü. Sonra ürpererek uyandı. Ne ara uykuya daldığını hatırlamadan başını salladı. Yatağın yanında boş şişe duruyordu. Kay aynı yerde oturuyor, sakince telefonunda bir şeyler okuyordu. Kız kendi telefonunu bulup saate baktı. Sabah oldu bile, kahretsin. Aradığı denge bulundu. Bedeninin durumu zihne tekabül ediyordu. İkisi de son derece berbat hale gelmişti. Mide bulantısı ve baş ağrısı yüzünden yavaş bir şekilde hareket etmeye çalışan Lou ayağa kalktı. Selam. Kızın pantolon düğmeleri açıktı. Tam olarak çıkaramadım mı? Ne kadar ileri gittim? Hay aksi. Adamın bakışından da hiçbir şey anlaşılmıyordu. Kız banyoya doğru yürürken dedi ki, gitme vakti. Pardon, uğraştırma beni, tamam mı? Hazırlanmam lazım, çıkarken kapıyı çek. Vay be, peki. Buzlu suyla yüzünü yıkadıktan sonra kendine göreceli çeki düzen veren Lou motorunu dışarı sürükledi. Kay gitmişti. Neden birliğe katılmaya karar verdiniz? İnsanları korumak için. Tabii ki. Sorgulayıcı Lou'ya düşünceli bir şekilde bakarak sandalyesinde kıpırdandı. 5. seviye ile mi? Çok riskli. 4. Hologram sordu. Hazır mısınız? Aşırı gürültülü. Lou yüzünü buruşturdu. Evet. Kırmızı çizgiye yanaşın. İlk mankeni deforme edin. Kız çizgiye doğru bir adım attı. Lou'nun telekinezi yeteneği var. Düşünce gücüyle cansız nesneleri etkileme becerisi. Bu yeteneğin biçimlerinden biri form, nesneleri deforme etmeni, yamultmanı sağlar. Lou bir oyuncak bebek tuttuğunu hayal etti. Onu ellerinin arasında sıkıştırdı. Kırık manken gümbürtüyle yere düştü. Bir sonraki kendinize doğru çekin. Telekinezinin ikinci biçimi, vektör, nesneleri düz bir çizgide hareket ettirmeni sağlar. Örneğin itmeni, çekmeni, kaldırmanı. Eğitmen ne isteyeceğini biliyordu. Çok telekinetik için bir nesneyi kendine çekmek, çoğu telekinetik için bir nesneyi kendine çekmek onu uzaklaştırmaktan daha zordu. Lou mankeni hayali bir iple çekiyormuş gibi hızlı elini çekti. Plastik figür yere düştü. 5. iyi, 4. test etmeye hazır mısınız? Hazırım. Son hedef kendi takdirinize bağlı olarak maksimum etki. Lou telekinezi kullanarak yeteneklerini geliştirir. Bazı seçenekler formu diğerleri rektörü artırır. Mankenin kafasını yamult, mankeni fırlat. Fırlatalım. 3. hedef daha zordu. Psiyonik kız gerildi. Avuçlarıyla önündeki havayı itti. Manken yerinden koparak duvara fırladı. Daha sert lütfen. Plastik figür dikey yüzeyde sürüklendi. Teşekkürler. Gözlerinde keskin bir acı hisseden Lou dikkatlice göz kapaklarını ovuşturdu. Kaltak. İyi misiniz? Gayet. Testi geçtiniz. 4. seviye onaylanmıştır. Yardım birliğine kabul edilip edilmeyeceğinize gün içinde karar verilir. Sizi arayacaklar. Hepsi bu mu? Hoparlörden gelen ses resmi tonunu yitirdi. Elbette matmazel. Gerekli tüm bilgiler kişisel dosyanızda ve anketinizde belirtilmiştir. Test odasından çıkabilirsiniz. Sizi yolcu edecekler. Dışarı çıkan Lou, keskin gün ışığı yüzünden gözlerini kıstı. Yüzünde ıslak bir sıcaklık hissetti. Göz kapaklarına dokundu, mırıldandı. Ananı.
Aşırı zorladınız. Önünde duran engizasyoncu soru sormuyor, iddia ediyordu. Yanındaki korumalarına bakılırsa üst düzeyden biri. Öyle birinin birliği bizzat ziyaret ediyor olması Lu'nun ilgisini zerre çekmedi. O an tek bir şey için endişeleniyordu. Gözlerini güneşten bir an önce saklamak istiyordu. Ay, gözlerim mi kanadı, ne oldu? Buyurun. Adam iç cebinden koyu renk gözlük çıkardı. Birlik binasının girişini işaret etti. Sonra görevliye bırakın. Gerek yok, teşekkürler. Motor kullanıyorum. Kaskın üzerindeki cam koyu zaten. Engizasyoncu gözlüğünü sakladı, başını salladı ve içeri girdi. Lu gözlerini kısarak biraz kenara park edilmiş motoruna doğru yürüdü. Peki. Han Bernard parmaklarını masanın üstüne vurdu. Oradan sizinle iletişim kurma nedenimize geçelim. Sonunda. Monsieur Stone hakkında konuşalım. Kim hakkında? Sorgulayıcı bir kez daha dosyasını açtı, bir tablet çıkardı. Aptala yatmayın Mademoiselle Reed. Görüntüyü açarak kıza ekranı gösterdi. Monsieur K. Stone. Aa, bu çocuk. K. Bize onunla olan ilişkinizden bahsedin. Ve en önemlisi, onu nasıl ve neden öldürdüğünüzü. Ne? Onu öldürdük mü? Ay, ne zaman öldürdük? Hikayeyi ve bölümü değerlendirmek açısından konuşmak gerekirse, bir bölüm gelmesine göre bence hikaye eğlenceliydi, iyiydi. Pek bana hitap eden bir tarz değil ama yazarını çok sevdiğim için bayağı şans vereceğim bir hikaye. Yine de beklentimin üstündeydi. MC'yi çok beğendim. Lee'ler kim bilmiyorum. İlgimi çeken de olmadı ilk bölümden. İşte Duganlar ya da Jonas'lardan falan. İşte söyleyecek pek de bir şey bulamıyorum. Sonraki bölümlerde yavaş yavaş hikaye açılacaktır. Daha böyle sahiplenecektiriz. Daha böyle benimseyecektiriz illaki. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güncellemede görüşürüz bu hikaye için.